Herkese merhabalar. Ben Selim Gürcan. Satranç Okulu kanalında sizlere en güzel içerikleri sunmaya çalışıyorum. Abone olursanız sonraki videoları kaçırmamış olursunuz. Ve gelelim bugünkü oyuna. Satranç tarihindeki en büyük şah şaheserleri illa en ünlü oyuncular oluşturacaklar diye bir kural yok. Sene 1943. Louis Roux Cabral. Siyahlarla oynuyor. Beyazlar Molinari. Louis Louis Ru Cabral telaffuz ederken bile zorlanıyorum. Uruguaylı bir usta ve satranç tarihine geçiyor. Nasıl mı? Şimdi size göstereceğim oyunla. Hemen başlayalım. D4 oynayınca beyazlar at F6, at F3, D5, C4, C6, at C3, at B7, E3, E6 ve vezir gambitinde meran devam yolu. Fil D3 yapınca Siyahların temel planı şu. Hep söylediğim şey C8'deki fil, vezir gambitinde siyahlar için bir sıkıntı. Bunu nasıl geliştireceğiz? Siyahlar şöyle parlak bir fikir buluyor. D alır C4. Fil alır C4'e B5. Fil D3'e A6. Şu anda belki çok anlam veremediniz. Ama rok atınca siyahlar C5 yapıyor ve işte bu filin yolu açıldı. Aslında baktığımızda siyahların gelişimi oldukça geri ama D4, D5'li açılışlarda gelişimi biraz erteleyebilirsiniz. Çünkü konum açık değil, merkez nispeten kapalı. Beyazların aslında daha iyi bir hamlesi vardı rok yerine. Günümüzdeki ustaların tercihi E4. Hatta Kramnik dünya şampiyonluğu maçında, Anadolu olan dünya şampiyonluğu maçında sürekli olarak Böyle oynamıştı ve hatta iki kez beyazlarla kaybetmişti. Tabii hem beyazların daha iyi hamlesi bu deyip hem de beyazların kaybettiğini söylemem kafada bir soru işareti yarattı. Ama mesele açılış değil. Oyun ortasında kaybetti Kramlik beyazlarla. E4'e C5 yapınca beyazlar e 5te merkezden gelmeli. C alır D4 at istekte ya nasılsa bu at gidici bunu aldığı zaman... At alır B5 yapmıştı Kramnik. A B5 E alır F6 böyle devam etmişti. Tahmin edersiniz buradaki mesele beyazların konumu açarak siyah şahın ortada olmasından yararlanmak. Neyse biz dönelim oyuna. Uruguay ölmezine dönelim. Rok C5 B3 Fil B7, fil gelişti. Vezir E2, vezir B6, karşılıklı gelişim hamleleri. Kale D1, fil E7, Beyazlar vezir kanından zorluyor A4. B4. At B1. Kale C8. Kaleyi ya açık hatta ya da açılabilecek hatta geleceksin. C hatta açılacak. At B D2. C alır D4. At C4. Şimdi veziri istedi. Vezir A7 kaçmış. At alır D4. Beyazların atları oldukça merkezi gözüküyor. Ama siyahlar da gelişimini tamamlıyor gibi ve rokunu atıyor. Fil D2 sonrasında bu piyona yüklendi beyazlar. Siyahlar bu piyonu iyice koruyayım diyor ve A5 sürüyor. A5 bir hata gibi gözüküyor aslında. Çünkü hemen at B5'e fırsat veriyor. Siyahlar bir hata mı yok yaptı yoksa planlanmış hesaplanmış bir fikir miydi bilemiyorum. Görelim oyunu. Vezir A8 oynayınca beyazlar bir fırsat görüyor. Vezir A8 hamlesinin amacı vezir her ne kadar köşede olsa da fil alır G2 yapmak. Filin arkasından vezir de destekliyor. Ama şimdi beyazlar şeytana uyuyor, materyalin cazibesine kapılıyor. At BD6 oynuyor ve diyor ki ben senin kaleni istedim. Bakalım ne yapacaksın? Kaleni kaçarsan o güzel filini de alacağım. Kim bilir belki siyahlar özellikle bunu istiyordu. Belki de bu konumda düşündü. Bilinmez ama hamle geliyor. Fil alır G2 ünlem. Kaleyi bırakmak güçlü. At alır C8. Kale alır C8. Beyazlar kalite kazandı. Bir tane piyon verdi. Ama o alalade sıradan bir piyon değil. G2'deki piyonu verdi. Şahı koruyan piyonu verdi. Bakalım bunun ağır bir bedeli olacak mı? Kale E1 oynuyor beyazlarla. Şimdi e, fikir. E4 sürmek, E4 sürüp vezirin bağlantısını kapatmak. Hemen fil F3 gelmiş Louis Roux Cabral. Vezir F1, vezir D5 o da ne? Vezir G5 ve mat tette diyor. Veziri kapatınca vezir alır G2 yapacak fili sayesinde. Peki çaresiz mi beyazlar? Hayır çare var. E4 sürüyor ve filiyle G5 karesini tutmuş oldu. Vezir g5'e giderse fil g5 alacak. Ama işte burada bomba bir hamle geliyor siyahlardan. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Siyahların bomba hamlesine materyale acımayın, vurun, kırın, parçalayın. Evet düşündüyseniz hamle geliyor. Pek çoğunuz tahmin etti belki kale alır. C4 ünlem vezir fedası Alexander Alekin. Eğer e de 5 yaparsa al sana bir şah çekiş. Veziri kapatmak zorunda. Kale G2. Şah H1 yaparsa kale G4 veya kaleyi bir yere açtığımda mat var. Ve şah F1 yaparsa kale H2'den sonra kale H1 mata çare yok. Dolayısıyla vezir fedası kabul edilemez. Peki kale boşta mı? Fil alır C4 yaparsa vezir D2 yapar ve siyahlar iyidir. E peki BC4 yaparsa e o da oyunumuz BC4. Vezir H5. Şimdi yine vezir G4 ile mat tehdit ediyor. Fil F4 kapatmış. Şah çekince, şah çekince araya fili kapatacak. Savunmayı kuruyor beyazlar. Peki siyah hamlesine yeni bir taşı saldırıya getirmek. Üstelik bu hamlenin tehdidi var. Örneğin beyazlar kale A1 yaparsa ataşı ki patlatacak. Bir piyon daha gidiyor şah şahkanda. Flaş 2 alırsa at e5 gelecek. Yeni at geldi. File 2 at g4. Tekrar h giden mat isteyecek. Eh mesele şu. Fili kaçınca arkadan aşağıdan mat var artık. Neden? H2 piyonu gitti. G2 piyonu gitti. Şah da gitti. Geriye dönelim. Tehdidi anladık şimdi oyuna bakacağız. Burada at g4 gelince son hamlesi at g4'tü. Diyor ki beyazlar bu fil tehlikeli. file 2 yapıp bu fili değişeyim. Siyahlar diyor ki değişirsin ama ben at d5 geliyorum. Sen alırsan burada seni mahvederim. Parçalarım burada diyor. Darmadağın ederim. G4 ve vezra h3 mata çağırıyor. Dolayısıyla at d5'e beyazlar h 3ten başka hamle bulamamış. Atı istiyor mu? Atı da istemiyor. h piyonunu koruyor. Alırsa aşağıdan mat var. Siyahlar şimdi fil c5 oynamış öteki filini de saldırıya sokmuş. Tehdit şimdi doğrudan fil alır. feiki yapmak atla destekliyor çünkü. E ne yapacağız? Korumuş beyazlar fil g Ve şimdi Uruguay Ölmezi adı almasına neden olan mükemmel kombinezon başlıyor. Evet. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz ama çok karışık. Çok çok çok. Belki bazı hamleler aklınızdan geçecek. Ama o bitiriş hamlesini ne soracağım size? Evet, hamle geliyor düşündüyseniz, hamle at alır F2 ünlem. Fil F2. Şimdi bunu büyük olasılıkla pek çok kişi düşündü, aklından geçti ama devamını görmek önemli. Vezir G5 şah çekmiş. Şah h 2 Vezir F4 şah çekmiş. Fil G3. E ne oldu? Deniz bitti, kapattı, taş kalmadı. Ama işte kritik an, işte bomba hamle. Lütfen videoyu durdurup yine düşünün. Siyah oynar ve net bir şekilde kazanır. Evet, düşündüyseniz o bomba hamle geliyor. O bomba hamle ne biliyor musunuz? Şah kanadında patlıyor o bomba hamle hem de beklenmedik bir yerden. Fil g şah çekiş. Şimdi öncelikle öncelikle şunu söyleyeyim. Burada at G4 şaha ne oluyor? Aşalır G4 var. Vezir H6 şah çektiğimizde veziri kapatıyor. Dikkat edin vezir savunmaya bağlıymış. Böyle çok çarpıcı hamleri nasıl buluruz? Mantıkla buluruz. Ha o zaman diyoruz ki. Ha vezir savunmaya bağlı. O zaman o veziri saptırayım. Fil G1. Şahla alırsa zaten vezir G3 kapatıyor. Vezir G2 mat. E Terk etmiş burada rakip zaten. Vezir g sonra. Vezir g alırsa şimdi at G4 şah. E, beyazların atı almaktan başka çaresi yok. Burada terk etmiş. Alınca HG4. Vezir H6 şah. Bakın veziri kapatamıyor. Fili kapatsa da ne fayda? Yine mat oluyor. Uruguay ölmezinin karşısında şapkamı çıkartıyorum saygıdan. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu oyunu ve beğenize esirgemezseniz sevinirim ve abone olduğunuzda buna benzer pek çok oyuna rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere.